We're going to be talking about good governance and Evet, şimdi etkin yönetimden ve şirketlerin inovasyonundan bahsedeceğiz. Geçen yıl hatırlıyorum, geçen yıl Şerif Bey'in panelini izliyordum. En eğlenceli olanlardan bir tanesiydi. O kadar hoş bir konuşmacısınız ve aynı zamanda mentorluk ediyorsunuz ki çok teşekkür ediyoruz bugün aramızda olduğunuz için. Buyurun lütfen, söz sizde. Hanımefendiler, beyefendiler, değerli konuklar, dinleyiciler. Bu başlık altında tartışıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İyi bir yönetim nasıl olur? Etkin yönetim kurulları nasıl olabilir? Ve şirketlerde inovasyon denildiği zaman akla ne gelmeli etkin anlamda? İki tane hanımefendiye, iki tane de beyefendiye ev sahipliği yapıyoruz bu panelde. Online'dan katılacak hanımefendiler, bizlerin oturumuna Charlotte Valeur, Global Governance Group, Danimarka'nın kurucusu, 35 yıllık kariyeri var finans endüstrisi alanında. En üst düzey kişilerden bir tanesi kurumsal yönetişim alanında. Hemen yan tarafta Elif Hanım var, Elif Ateş Özbak, Kibel Consulting UK'in yönetici direktörü. Turkcell için bir çalışma yapıyordum. Kendisi de Turkcell'deydi. Pek çok yönetim kurulu ile alakalı meselelerde çok marifetli bir şekilde sürecin içerisine destek veriyordu. Tayfun Beyazıt. Bankacılık sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi. Bankacılık sektörünün çok uzun bir deneyime sahip. Marsh & McLennan'ın yönetim kurulunda ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Uğur Bayer hem özel sektörde hem devlet sektöründe deneyime sahip. Kendisiyle Ankara'da özelleştirme idaresi bünyesinde çalışmış olmaktan memnuniyet duyuyorum. Devlet nezdinde pek çok faaliyetler yürütüyor. Tekfen, Anadolu Grup, Coca-Cola gibi pek çok aslında şirketinde kıdemli danışmanlığını yapıyor. Bu dört kişiyle neler oluyor yönetim kurullarında? Kısa bir girizgah yapacak olursam, 2008'den sonra şirketler çok kıymetli hale geldiler. 2008 krizinden sonra dünyanın iş yapış biçimi değişti. Etkin bir yönetim kurulu oluşturmak çok önemli hale geldi. Pek çok ankette gösterdiği üzere iyi bir yönetim, iyi bir etkin kurul ile daha yüksek hisse değeri, daha yüksek yine aynı şekilde değer ve inovasyona da yine baktığı takdirde, döndüğü takdirde yüzünü daha başarılı şirketler ortaya çıkıyordu. Charlotte Valeur ile İngiltere'den başlayalım. Kendisi bize deneyimlerini aktaracaklar. Her bir panel konuşmacımızın 6-7 dakikası var. Sonrasında devam edeceğiz. Charlotte Hanım, buyurun, söz sizde efendim. Beni duyabiliyor musunuz diyordum. Sesim kapalıymış. Şimdi duyabiliyorsunuz. Evet. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hızlıca konuya gireyim ki başka konuşmacılarımız da devam edebilsinler. Benim açımdan en önemli bileşenlerden bir tanesi etkin yönetim için 10 tane ilkeye dayanıyor. Sorumlulukların ve rollerin anlaşılması, yönetimin etkin şekilde yapıp yine aynı şekilde kurum içerisindeki bütün kişilerin birbiriyle bağlantılı ve ilişki içerisinde olması, gerekli desteklerin verilmesi, oturumların doğru planlanması, ekip olarak çalışmak, zorluklara etkin şekilde yanıt verebilmek ve performansı artırmaya yönelmek. Bunlar 10 tane bileşen. Ancak pek çok büyük şirket tabii ki yönetime bakmaya başladı. Yine aynı şekilde yöneticilerin
herhangi bir şekilde nasıl daha etkin ve yetkin hale getirilebileceği noktasında ve yönetim kurullarının yine aynı şekilde bir sorumluluk paylaşımına gidebileceğine baktı. Özellikle pek çok kabul edilmiş standartların ve operasyonların, toplantıların, toplantılarının, prosedürlerin ve prosedürlerin yürürlüğe sokulması noktasında tabii ki gençten kıdemliğe doğru giden bir yapılanmayla olması gerektiği daha etkin bir yapı arz ettiğini ortaya koydun. Çünkü iyi bir iş yapabilmek için deneyimlerini deneyimsize deneyimine aktarmasından geçen etkin bir yönetim söz konusu olması gerekiyordu. Yine en önemli noktalardan bir tanesi özel bir tabii ki pek çok yönetim kurulu içerisinde yanlış deneyimden yola çıkarak sosyal olabilmek ve aynı zamanda yönetim kurullarının takip etmesi gereken her şey ne isteniyor, ne bekleniyor ve etkin bir şekilde sosyal sistemin içerisinde etik ilkeleri ve kuralları gözeterek ilerlemeleri doğrultusunda nasıl odaklanıyor ve sistemin kaynağını nasıl yönetiyorlar. Tabii ki burada özellikle prosedürler ve prosedürlerin uygulanması noktasında çok güçlü ve etik, yüksek fonksiyonlu bir grup olması gerekiyor ve herkesin yöneticilerin birbirine itimat eder bir yapı arz ediyor olması gerekiyor. İnsanların tabii ki etkin bir ekip olmaktan öte fonksiyonel olmayanların ayrıştırılarak fonksiyonel olanların kimyalarının oluşacak şekilde bir araya getirilmesi ve aslında bir kısır döngüden çıkartırcasına varsa bir sorun burada etik kuralların herhangi bir kırılım yaşadığı noktada CEO'nun mesela yönetim kuruluna yeterince güvenmediği ve yeterince bilgi aktarmadığı durumlarda ortaya çıkabilecek sorunların bertaraf edilebilmesi ve yine aynı şekilde CEO'nun yönetim kuruluna güvenmesinin ötesinde de bazen CEO tabii ki güven inşa etme noktasındaki faydasız kalabiliyor. Oxford Üniversitesi'nde bu konuda kurumsal alanda son derece aşırı olarak ortaya çıkan ve olması halinde de saptanmasının çok zor olduğu ve pek çok yönetim kurulunda çok geç oluncaya kadar itiraz etmekte geciktiği ve etkinlik noktasında ve aynı zamanda müdahale etme noktasında kifayetsiz kaldığı durumlar olduğuna vurgu yapıyor. Dolayısıyla CEO tarafından yani şirketin yönetici tarafında olabilecek bir taraftan cinsiyet ayrımcılığına bağlı meselelerin mutlaka ortadan kaldırılmasına, diğer taraftan etkin bilginin ve aynı zamanda da etkin operasyonların yürütülmesine işaret eden en önemli noktalardan bir tanesidir ve aynı zamanda da herkesin yöneltilen sorulara veya sorunlarla ilgili cevap verebilirlik noktasında sağlıklı bir şekilde etik ilkeler doğrultusunda oluşturulmuş bir yapı üzerinden hareket ediyor olması ve işgüdüm içerisinde hareket ediyor olması önemli. Diğer taraftan pek çok yönetici bunu özellikle kapasite geliştirmek anlamında, varsayımlardan kaçınmak anlamında, güven ve saygı inşa edebilmek anlamında ve herhangi bir uzlaşmazlık durumunda bütüncül olarak harekete geçebilmek ve karar alabilmek anlamında belli başlı soruların her daim grup içerisinde sorgulanması gerekiyor. Özellikle yöneticiler zeki ve başarılı ve aynı zamanda elinde bulundurduğu güçten ve bu gücü kötüye kullanmayacağından emin ve son derece güven inşa edebilecek yapıda olması gerekiyor. Ve yönetim kurulunun karar alma süreci içerisinde mutlaka uzlaşmazlığın olabileceğini gözetmek suretiyle bunları da gözetebilecek uzlaşmacı bir yapı seyrediyor olması gerekiyor ve kararların yine aynı şekilde yönetim kurulu toplantılarında olabilecek uzlaşmazlıkları uzlaşma düzeyine çekilmesiyle ve müzakere edilmesiyle birlikte yönetilmesinde dönüp CEO'nun bakması gerekiyor. Bu kişi yetkin mi? Herhangi bir sorun çıkartıyor mu? Sırf sorun çıkartmak adına bir itirazda mı bulunuyor? Gibi sorgulanması gereken noktalardan bir tanesi. Yani gerek idareciler olsun, gerek CEO'lar olsun, eylemlerini burada belki çok daha yumuşak geçişli ederek her bir bireyin yönetim kurulu içerisinde alan herkesin sorgulamasını doğru bir şekilde yapması gerekiyor ve sorgulaması gerekiyor. Neden?
Böyle bir konuyla alakalı uzlaşmazlık durumu ortaya çıkıyor. Acaba burada gündeme getirebileceğim, daha fazla açımlayabileceğim bir nokta olabilir miyim düşünmeleri gerekiyor. Stanford Üniversitesi'nin Ken Nelson'ın bulguladığı bir şey var. Yüksek performanslı şirketler özellikle de mutlak zorunluluklardan ari bir şekilde konu özelinde konuları teati edebilen ve her türlü tartışılabilecek şeyi tartışma masasına yatırıp müzakere edebilecek kabiliyete sahip ve uzlaşmazlığa da her daim açık olup bunun da yine aynı şekilde istişaresini yapabilecek kadar aslında eş hakları tanıyan bir ortam olmalı diyor. Burada emin olmamız gereken şeylerden bir tanesi her bir yönetim kurulu üyesinin kendi görüşü olabileceği ama şirketin ortak çıkarları doğrultusunda uzmanlıklarını ortaya koyabilecek şekilde bir davranış modeli sergiliyor olmaları ve burada önemli olan şey bireysel performanstan ziyade etkin bir yönetim biçiminin gerçekleştirilmesi ve yönetim kurulunun aktifliğinin bu anlamda ekip olarak çıktı olarak ortaya konulması ve varsa eğer bir zorluk ya da varsa bir başarı bunun ortak olarak paylaşılabilmesine imkan verecek bir ortam inşa ediyor olması önemli. Özellikle de basit kuralların en iyi aslında işlevsel olduğunu ortaya koyup varsa karmaşık durumlar en önemli noktalardan bir tanesi kuralların basit, herkesçe anlaşılır olduğundan emin olmak gerekiyor. Ana bileşenlerden bir tanesi güven ortamı, etik ilkelerin hakim olduğu bir ortam ve aynı zamanda doğru bir portföyün oluşturulup yine aynı şekilde performansın değerlendirilmesi ve hesap verebilirliğin önceliklendirilmesi esas olmalı diyorum ve teşekkür ediyorum. Teşekkürler Charlotte. I want to move on to Typhoon. Please share us with us. Ben şimdi Tayfun Bey'e geçmek istiyorum. Acaba etkin kurul yönetim kurulları gerçek midir yoksa bir mit midir? Nedir buna dair gerçeklik? Sanırım bu çok önemli bir konu. Günümüzde kurumsal dünya için son derece önemli bir mesele. Özellikle bahsetmiş olduğumuz riskleri düşününce iklim değişikliği gibi sağlık riskleri, siber güvenlikle ilgili riskleri düşündüğümüzde bu gerçekten son derece önemli bir konu. Gerçekten de çevre sorunları şimdi şirketler için her zamankinden daha önemli bir sorun haline geliyor. Etkin yönetim kurulları bir mit, bir efsane değildir. Burada aslında güçlük tüm kurumsal sektörün karşı karşıya kaldığı bir güçlük. Gerçekten de yönetim kurulunun görevi bu bahsetmiş olduğum gelişmeler esnasında çok değişti. Daha önceden belki bu kurumsal bir şirketin gözetimin doğru yapıldığı finansal idarelerin iyi yapıldığı ve bir finansal bütünlüğün güvence altına alındığı bir yapıydı. Ancak şimdi günümüzde yönetim kurulları bundan daha fazlasını kapsıyor. Her şeyden önce yönetim kurulu aslında şirkete stratejik bir yön veren yapı. Gerçekten de üst yönetimin sorumluluk alması önemli, evet. Ama önümüzdeki güçlükleri düşündüğümüz zaman bu bahsetmiş olduğum riskler yönetilmeli. Ve aynı zamanda yönetimin, bir sonraki yönetimin kimler tarafından alınacağı da yönetim kurulunun sorumlulukları arasında. Bunlar da önemli faktörler. Başarılı şirketler için bunlar başarılı ve sürdürülebilir şirketler için bunlar önemli faktörler. Günümüzün yönetim kurulu pek çok sorumluluğa sahip bu bağlamda. Ben biraz yönetim kurulu üyeleriyle CEO'nun görevinden bahsedeceğim. Ama öncelikle risk azaltma faktörlerinden bahsetmek istiyorum. Günümüz dünyasında gerçekten finansal olarak yönetmelik riskleri, çevre riskleri, yasal riskler ve
facia sonrası kalkınma dönemindeki riskler göz önünde bulundurulduğu zaman sorumluluklar arttı ve o yüzden de bir şirketin bir hükümet yapısına sahip olması gerekir yönetim sisteminde. Özellikle CEO'nun ve üst yönetimin bir sonraki dönemde kimler tarafından alınacağı da önemli. Ve yönetim kurulunun bir ekip olarak çalışması gerekir. Bazen çok yapıcı olmayan iç tartışmalar olabiliyor yönetim kurullarında. Ancak yönetim kurulunda bir çeşitliliğin olması kesinlikle bir artı. Hem backgroundlar açısından, toplumsal cinsiyet açısından ve de yine kimlikler açısından da önemli, uluslararası bir kimliğe sahip olabilmesi için şirketin. Ama bunun neticesinde yönetim kurulu başkanının gerçekten de bu önemli konuların tartışılması için yeterli zamanı ayırması gerekir ve bunun sonucunda da ortak bir bilgeliğe erişmek gerekir. Klasik yönetim kurulunda yönetim sorunu ele alınır. Ancak şimdiki yönetim kurulları birazcık daha işbirlikçi bir yapı taşır. Yani finansal stratejiler olsun hem de şirketin amaçları açısından çok daha işbirliği içeren bir yapı taşır. Ve burada yönetimle bir işbirliği içerisinde hareket etmesi gerekir. Çünkü bu işbirliği gerçekten de şirkete bir değer kazandırabilir. Yönetim kurulu başkanının görevinden biraz bahsedeyim. Bu da son derece önemli. Sanırım en başarılı yönetim kurulları aslında çok başarılı bir yönetim kurulu başkanına sahip olan yönetim kurullarıdır. Ve bu yönetim kurulu başkanının başarısı da doğru gündemleri doğru zaman içerisinde belirlemekten ileri gelir. Mutlaka yönetim kurulunun bir amacı olması gerekir. Ve bu kilometre taşlarının da mutlaka her yılın çeyreğinde ve her yıl takip edilmesi gerekir. Ve bunu takip etmek için de mutlaka bir sistem inşa etmeniz gerekir. Çünkü ölçemediğiniz bir başarıdan bahsedemezsiniz. O yüzden mutlaka yönetim kurulunun bir performans göstergesi olması gerekir. Ve yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu başkanı mutlaka yönetim kurulu üyelerinin hem yönetim kurulu toplantıları esnasında hem de bu toplantıların dışında gerçekten de hem diğer yönetim kurulu üyelerini hem de bu işin üzerindeki rekabet baskısını ve diğer baskıları anlamak için yeterli zamanı ayırmaları gerekir. Yönetim kurulları yüksek performanslı olan yönetim kurullarının mutlaka sadece kurumsal bakımın ötesine geçen bir yönetişim kültürü vardır. Şöyle özetleyebilirim. Yönetim kurulu içerisinde gerçekten çeşitlilik ve deneyim açısından bir ayrışma olması gerekir. Bir farklılık olması gerekir. Dolayısıyla her yönetim kuruluna uyan bir reçeteden bahsedemeyiz. Şirketin amacına göre, şirketin kurumsal yaşantısının neresinde olduğuna göre farklılıklar olacaktır. Buna göre yönetim kurulu üyeleri seçilmelidir. Yani şirketin stratejik yönüne göre yönetim kurulu üyeleri seçilmelidir. Mutlaka yönetim kurulunun bir kültür yaratması gerekir. Yani bir kurumsal yapı olarak ve yapıcı bir tartışma ortamını mutlaka sağlaması gerekir yönetim kurulunun. Ve bu rekabetçi manzaranın ortasında bir aktör olabilmek için veri yönetimi çok önemlidir. Veri çok önemlidir. O yüzden de yönetim kurulunun veriye doğru yaklaşımı benimsemesi gerekir. Ve mutlaka önemli verilerin yönetim kuruluyla paylaşılması gerekir ki doğru kararlar alınabilsin. Yönetim kurulunun gerçekten de doğru konulara odaklanması gerekir. Gereksiz olan konularla vakit harcamamalıdır ve burada yönetim kurulu başkanı gerçekten de önemli bir role sahiptir ve her şeyin ötesinde gerçekten de bir takip sistemi
yönetim kurulunun bunları hayata geçirdiğini gösteren nitelikte bir takip sistemi mutlaka gereklidir. Ve çağdaş yönetim kurullarında, yönetim kurullarından olan beklenti değişmektedir. Çünkü günümüzde şunu görüyoruz. Artık konfor bölgeleri yok şirketler için. Riskleri düşününce, hem onların karşı karşıya olduğu riskleri düşününce, hem de bu rekabetçi ortamı düşününce artık şirketler için bir konfor bölgesinden bahsedilemez. E-ticaretin dinamiklerini anlayan bir şirket ancak bu alanda başarılı olabilir örneğin. O yüzden de kurumsal dünyadaki en önemli yapı yönetim kuruludur ve elbette rol dağılımı değişmektedir. Ancak iyi işlev sahibi olan bir yönetim kurulu mutlaka paydaşlarına, paydaşları için, hissedarları için daha fazla değer yaratacaktır. Çok teşekkürler Tayfun. Gördük ki yönetim kurullarının Tayfun Bey'in söylediği tüm bu hedeflere erişmek için hizmet vermesi gerekiyor. Yine teknoloji ve inovasyon alanında uzman olan Sayın Elif Ateş Özpak şimdi bize etkin yönetim kurullarından bahsedecek. Çok teşekkürler bu güzel tanıtım için. Ekselansları, değerli bakanlar ve kıymetli misafirler, benim için bu kadar geniş ve çeşitlilik içeren bir haziruna hitap etmek gerçekten bir onur. Ben M&A, avukatlığı, fon yönetimi gibi pek çok görevde bulundum. Ve bugün sizlere benim daha önce çalışmakta olduğum şirketler geleceklerini nerelerde görüyorlar? Bundan bahsetmek istiyorum. Bir de bu kadar güçlükler içeren bir gelecek için kendilerini nasıl yapılandırıyorlar? Bundan bahsetmemiz lazım. Bahsetmek istiyorum. Acaba işlerimizi nasıl daha iyi yönetebiliriz? Burada iyi yapılandırılmış yönetim kurulları ve daha iyi yönetişimden bahsediyoruz. Günümüzde bütün yönetim kurulları çok ciddi bir baskı altında. Kimileri hissedarları, kimileri kanun yapan kurumların baskısı altında, kimileri ise ekonomik krizin baskısı altında. Belirsiz bir geleceğe doğru ilerlerken gerçekten de yönetişim modellerinde çok farklı gelişmelere doğru ilerlememiz lazım. Ya, çalışma biçimlerimiz ve teknoloji kullanma biçimlerimiz değişiyor. Bunu söylerken size son trendlere bir bakmanızı tavsiye edeceğim. Özellikle yönetişimdeki son trendlere. So, based on recent research, the board yapılmış olan araştırmalara göre 2030 yılında yönetim kurulu aşağıdaki 5 temel yönetişim trendiyle belirlenecek. Bu trendlere girmeden önce şunun altını çizmek isterim. Gerçekten de gerekli yetilere sahip değilseniz ve araçlara sahip değilseniz o zaman yönetim kurullarını çok zorlu bir gelecek bekliyor. Burada yönetim kurullarının dirençliliği inşa edebilecek yapılar olması gerekiyor ki uzun dönemli değer yaratabilsinler. Ve bu trendler üzerinden tüm operasyon modelimiz aslında değişecek. Burada yönetim kurullarının gerçekten de cesarete ihtiyacı olacak. Gerçekten de hedefe uygun bir yönetişim modelini benimseyeceklerse bunun üzerinde çalışmaları gerekecek ve burada uzun dönem değer yaratabilmek günümüzdeki yönetişim dünyasının en anahtar kavramı. İleride aslında hissedarların katılımını öne alan yönetişim stratejileri göreceğiz. Ve bunların sonucunda gerçekten de yönetim kurulları bilinen kuralları, matriksleri ve öncelikleri uzun dönem değer yaratabilmek için dönüştürecekler. Burada örneğin aktivist yatırımcılar, paydaş hissedar kapitalizmi gitgide daha fazla yönetişim çevrelerinde tartışılacak gibi görünüyor. Ve bu noktada karmaşık
iş ekosistemleri gerçekten daha fazla öne çıkacak. Acaba nasıl iş ekosistemleri yaratılabilir? Bence gelecek ekosistem iş modelini kendi iş yapısının içerisine dahil edebilen şirketlerin olacak. Ben aynı zamanda şunu da düşünüyorum. CEO'lar ve yönetim kurulu başkanları gerçekten de iş ekosistemlerinin liderleri olmalı ki bu yeni ortaya çıkan anlatıyı yönetebilsinler. Bu noktada yönetim kurullarının gerçekten de amaca yönelik kriterlere göre karar alma mekanizmalarını dönüştürmeleri lazım. Ve yine bu sayede verilerden içgörü elde etmek aslında daha hızlanmış bir süreç. O yüzden de burada daha az formalite ve daha fazla merak öne çıkacak. Ve yönetim kurulları gerçekten de toplantıların zamanını ve zaman yönetimini de göz önünde bulundurmak zorunda kalacak. Ve bu arada burada hissedarlar, paydaşlar arasında erken uyarı sistemleri hayata geçebilecek. Ve bu sayede yine hesap verebilirliklerini de düzenleyebilecekler. Ne kadar daha fazla sorumluluk alan hesap verebilir olurlarsa o kadar çok bunu mümkün kılacak yapay zeka gibi teknolojilerden faydalanabilir hale gelecekler. Ve şimdi milyon dolarlık soruya geldik. Peki acaba yönetim kurulları gelecek için nasıl uygun olabilir? Nasıl kendini hazırlayabilir? Günümüzün güçlüklerine karşı dirençli olup kendisini geleceğe hazırlayabilir. Burada en önemli unsur teknoloji ve dönüşüm. Ama burada gerçekten de elimizdeki dijital araçları, gereçleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor. Gerçekten de yapay zekayı ve diğer teknolojileri gerçekten de çok yüksek miktarda şirket verisini düzenlemek için kullanmaları gerekiyor. Biz burada çok büyük bir tarihi veri akışının bombardımanı altındayız. Gerçekten kararlarınızı artık bunlara göre almanız gerekiyor. O yüzden de yönetim kurulları yapay zekayı kullanarak bu prosedürel veri yükünü azaltacaklar ve yine stratejik tartışmalar içinde bir dağarcık yaratabilmiş olacaklar. Ve bu noktada fikirlerden bir tanesi belki destek sağlayacak. Bu dijital dönüşüm döneminde destek sağlayacak kurulları kurmak olabilir. Burada bu dönüşüm meselelerini misafir konuşmacılar aracılığıyla işleyebilir bu kurullar. Hepimiz sürdürülebilirliğin ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekten de önümüzdeki 20 yılı belirleyeceğini biliyoruz. Şimdi yönetim kurulları bu dönüşümün aktörleri olma şansına sahipler ve bu sayede paydaşları için değer yaratabilecekler. Bunu yapabilmek için gerçekten de zihinsel, duygusal ve finansal olarak nasıl paydaşlar için uzun vadeli değer yaratabiliriz? Bu soruya odaklanmak gerekiyor ve bu sadece karlılığa odaklanmamak anlamına geliyor. Bu toplumsal ve çevreyle ilgili konulara da odaklanılmalı ve daha fazla şeffaf raporlama ve iletişim yöntemlerini kullanmalı yönetim kurulları ki bu sayede yönetişim stratejileri değişebilsin. Ve yine yönetim kurullarının gerçekten de farkındalık sahibi yönetimlere sahip olması gerekiyor. Yani yeni nesil çalışanlar gerçekten de sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanan çalışanlar olacak. O yüzden de yeni çalışma biçimlerini düşünmeliyiz. 10 yıl içerisinde bugünkünden çok farklı görünecek bir dünya için başarılı yönetişim modellerini düşünmemiz gerekiyor. Doğru zihinsel yapıya, doğru yetilere sahip olan bir yapı sağlamamız gerekiyor. Ve burada yumuşak yetenekleri olan, mesela davranış yetilerine sahip olan yöneticileri seçmemiz gerekiyor. Bu aslında
ille de yönetim kurulunun bir sonraki üyelerinin kim olacağının belirlenmesiyle sınırlı kalmamalı. Burada yöneticiler kendilerini aslında düşünce kuruluşlarının da paydaşı olarak, katılımcısı olarak düşünebilirler. Ve bu noktada yönetim kurullarının gerçekten de şu anki uygulamalara dair soru işaretleri uyandırmaları gerekiyor. Ve gerçekten de bu kadar hızla değişen, belirsiz bir dünyada nasıl çevik olabilirler sorusunu sürekli cevaplamaya çalışmalılar. Bazı uzmanlar gerçekten de açık veya da network türü yönetişim modelleri gerçekten de geleceğin yönetim kurullarını belirleyebilir diyorlar. Şimdi sizleri bu sorularla baş başa bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler. Olduğu bütün reçeteleri duyduk, tavsiyeleri duyduk. Uğur Bey, bize bunların nerelerde uygulanabileceğini söyleyebilir misiniz? Çok teşekkürler Şerif Bey. Çok teşekkürler davetiniz için. Değerli misafirler, söylemek istediğim her şey aslında benden önceki konuşmacılar tarafından son derece özenli bir şekilde paylaşıldı. Ama ben çok kısa bir şekilde bütün bunların başka bir yönünü ortaya koymak istiyorum. Elbette ki kanunlar oldukça standart. Ben de en büyük Türkiye'li şirketlerden birinin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden biri olarak karşınıza çıkıyorum. Ve yine pek çok şirketin, pek çok grubunda bu kurumsal yapının başında yer alıyorum. Ancak yönetim kurullarının başında yer alıyorum. Ancak bu tavsiyeler nerede uygulanabilir sorusuna bakacak olursak, günümüzün ortamında bütün bu fikirlerin hayata geçirilebileceği bir yönetim kurulunu yaratmak gerekir. Bir yönetim kurulunun gerçekten de bunu sağlayabiliyor olması gerekir. Ve elbette ki burada yönetimini, çalışanlarını, tedarikçilerini, toplumu, topluluğu dinliyor olması lazım. Ve bunu sadece yönetim kurulunda değil, aynı zamanda korkusuzca bütün bu fikirlerin paylaşılabildiği diğer platformlarda da dinliyor olması lazım. Ben İTSU'nun CEO'sunu dinliyordum ve kendisi Londra'daki bir sushi zincirinden bahsediyordu. Ve diyor ki eğer insanlarınızı dinlemiyorsanız o zaman siz aptalsınız. Gerçekten de çalışanlarınızı dinlemeniz lazım. Yöneticilerinizi açık bir kalp ve açık kulaklarla dinliyor olmanız lazım. Tıpkı müşterilerinizi dinlediğiniz gibi onları da dinlemelisiniz. Ve elbette ki burada yönetim kurulu içerisindeki ilişkiler ve yönetim kurullarının yönetim kurullarıyla olan ilişkisine bakmak lazım. Burada gerçekten de bilgi sahibi ve çeşitlilik içeren üyelerle ilerlemeniz gerektiği oldukça açık. Ama Peter Drucker şunu söylüyordu. Gerçekten de yönetimin doğru şeyler yapabilmesi için liderliğin de doğru şeylere karar veriyor olması lazım. Tekrar Drucker'dan bir cümle söyleyeyim. Mutlaka liderliğin bu merdivenin doğru duvara dayanmış olduğundan emin olması lazım. Ancak bu sayede, yani merdiven doğru duvara dayanmışsa doğru şeyleri yapabileceğimize güvenebiliriz. Ve bu noktada yapılacak doğru şey gerçekten de amaca yönelik bir organizasyonunuzun olması lazım. Yani kâra odaklı değil, amaca odaklı. Elbette ki bir şirket insanoğlunun en büyük kişilerinden bir tanesi. Ancak aynı zamanda bu topluluğun ve paydaşların ve toplumsal örüntünün en önemli etmenlerinden bir tanesi gerçekten de kapsayıcı politikalar ortaya koymak,
sürdürülebilir yatırımlar ortaya koymak ve bu sürdürülebilir yatırımların gerçekten de hem yerel toplumu hem de çalışanları düşünen bir sürdürülebilir yönetim modeli olması. Eğer burada sizin tek amacınız, varoluş sebebiniz karlılıksa, o zaman şirketiniz başarısız olmaya mahkum. Çünkü burada paydaşların önceliği artık geçerli değil. Burada tek risk alanlar çünkü hissedarlar değil. Özellikle kamuya açılmış olan şirketlerde bir şirketten bir şirkete çok kolay bir şekilde gidebiliyor hissedarlar. Ama asıl risk çalışanlar tarafından alınıyor ya da toplulukların aldığı, tedarikçilerin aldığı risk aslında çok daha fazla. O yüzden de sadece kâra odaklanırsanız mutlaka kaybedersiniz. Mutlaka inovasyonun sizin şirketinizde bir rutine dönüşmesi gerekir. Burada Kodak mesela dijital kameralara karşı savaşı kaybetmişti biliyorsunuz. Ya da meşhur Walkman iPod'a karşı kaybetmişti. Veyahut IBM artık Lenovo'ya devredilmişti. Ve bu buradaki literatürü okuyacak olursanız bu şirketlerin iç inovasyonlarını dikkate almadıklarını göreceksiniz. iPod'ların ortaya çıktığı bir dönemde mesela yönetim kurulu seviyesinde bu inovasyonu dikkate almadılar ve bu yüzden de en sonunda kaybettiler. Eğer bir şirket amaca yönelik hareket etmiyorsa, gerçekten de hissedar ve paydaşlarını gece gündüz dikkate almıyorsa ve platformu tüm paydaşları tarafından paylaşılabilir bir yere dönüştürmüyorsa, o zaman o şirket kaybetmeye mahkumdur. Şimdi zamanı iyi kullanabilmek için önümüzdeki 10 dakika boyunca her bir panelistten sorularıma cevap vermesini isteyeceğim. 45 dakika ile 1 dakika arasında cevap verme vakitleri var. Charlotte'a ilk sorum. Dünya çapında yönetim kurulları aslında tüm seslerin çıktığı bir network'tür, bir ağdır. Ve sürekli tüm senaryo tekrar edilir. Ve burada gerçek bir performans değerlendirmesi yoktur. Peki biz bunu değiştirmek için ne yapıyoruz? Siz kendi açınızdan bu açıda, bu alanda sadece olanların sesinin çıktığı bu komitede bir değişim görüyor musunuz? Evet, gerçekten de yönetim kurulları, geleceğin yönetim kurulu üyelerini belirliyordu bir önceki çalıştığım kurumda ve bu gerçekten de şunu anlamamıza yardımcı oldu. Gerçekten de geçtiğimiz yüzyıldaki iş yapma biçimleri hala ayakta ancak bunlar artık uygun değil ve gerçekten de yapmaları gereken şeye yeterince hızlı adapte olabilen yöneticilere ihtiyacımız var. Burada çeşitliliği anlamak gerçekten çok önemli ve bu çeşitlilik farklı arka planlardan, farklı eğitimlerden, farklı jenerasyonlardan, farklı toplumsal cinsiyetlerden gelebilir ve bütün bunların yönetim kuruluna adapte edilmesi gerekir. Benim bir sonraki sorum Tayfun Bey'e. Konuşmanızda yönetim kurulu başkanının görevinin öneminden bahsettiniz. Peki ya yönetim kurulu başkanı yeterince yetiye sahip değilse veyahut da bu yönetim kurulu başkanı İngilizce'de erkek toplumsal cinsiyetiyle kullanılıyor, kadın ise. Şu an yönetim kurulu başkanı olan kişinin görevinin önemini ortaya koymak istiyorum. Çünkü bu kişi gerçekten de orkestra şefi. Bu kişi orkestranın akordunun yerinde olduğunu teminat altına alan kişi. O yüzden de yönetim kurulunun
Bir sonraki yönetim kurulunun kimler tarafından oluşacağı da yine yönetim kurulu tarafından belirlenmeli. Acaba yönetim kurulu içerisinde bulunduğu rekabetçi koşullarla nasıl baş edebilir? Nasıl enerjik, etkin insanları bu yönetim kuruluna dahil edebilir ki bu konularla baş edebilecek yetiye sahip olsun? Ve yönetim kurulu nasıl zenginleştirilebilir ki başlangıçta bahsettiğim amaca hizmet eden bir yönetim kurulu olsun? O yüzden de tüm yönetim kurulu için bu sorumluluklar, bu saymış olduğum sorumluluklar geçerli. Peki, Elif, acaba çeşitliliği yönetim kuruluna entegre edebilir miyiz veya entegre edebilirsek hangi metotlarla başarabiliriz? Genç ve ileri yaşlarda, ulusal ve uluslararası, toplumsal cinsiyet çeşitliliği. Ben çeşitliliği bütün anlamlarında ele alıyorum. Evet. Genellikle çeşitlilik deyince hemen toplumsal cinsiyet çeşitliliğine odaklanıyor insanlar. Ama çok daha farklı çeşitlilik biçimleri olabilir. Mesela yaş çeşitliliği gerçekten de çok önemli bir konu olacak. Çünkü biz milenyılların yatırım seçeneklerinden bahsediyoruz. Çünkü şu an genç yatırımcı, tüm bu bahsettiğimiz yatırımcılar genç. Yaptığınız komen için teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben de orasını bekleyerek zaten araya girdim. Yani demokrasiyi her konuda işin içine sokmamız lazım. Yönetim kurulları dahildir. Bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bütün panelistlerime ve Londra'dan katılmış olan Charlotte Valore, Elif Ateş Özpak'a, Uğur Bayar'a, Tayfun Bayazıt'a da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Şerif Bey, thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you very much. Once again, we do apologize for the slight technical problem. My regular job is actually in television, so we encounter these problems once in a while. I think the biggest skill of actually somebody who is sort of on screen or up on stage is their ability to adapt to technical difficulties. I think Sherif Bey did a fantastic job. Thank you very much.